Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin yayalar arasında Uygur olanları tespit eden bir sistemin patentini almak için başvuru yaptığı belirtildi. ABD merkezli bir araştırma şirketinin paylaştığı belge başvuru yapıldığını doğruluyor. Çin merkezli başka bazı teknoloji şirketleri de benzer başvurular yapmıştı. BBC Türkçe'de yer alan bir habere göre şirket, Çin'in patent sağlayan yetkili kurumu Ulusal Fikri Mülkiyet Hakkı İdaresi'ne Çince belgelerde Uygurlara yapılan her türlü atfın silinmesi için izin talebinde bulunduğunu belirtti. Çin'in kuzeybatısındaki Uygur özerk bölgesinde yaşayan Uygur Türkleri, Çin tarafından maruz kaldıkları zulümle dünya kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Zulmü teknolojik tespitle sürdürmeyi isteyen Çin, bu kez ülkedeki teknoloji şirketlerinin sistemleriyle gündeme geldi. Ülkedeki farklı etnik grupları belirlemek için bu sistemlerin geliştirildiği ifade edilen haberde, şirketlerin sistemler için başvuruda bulunduğu da ortaya koyuldu. Huawei'nin farklı etnik grupları belirlemek için geliştirdiği sistem ilk değil. Huawei, 2018 yılında da Çin Bilim Akademisi ile birlikte patent başvurusunda bulunmuştu. ABD zorla çalıştırmayla üretildiği gerekçesiyle Çin'in yıllardır sömürdüğü ve soykırım yaptığı Doğu Türkistan'dan pamuk ve domates ithalatını durdurma kararı aldı. ABD Gümrükler ve Sınır Koruma İdaresi'nden yapılan açıklamada Çin Komünist Partisi'nin bölgede yaşayan etnik azınlıklara karşı kampanyasına son vermesi için bu adımın atıldığı belirtildi. Gümrük yetkilileri Doğu Türkistan'da zorla çalıştırmayla üretildiğinden şüphelenilen tüm ürünlerin tedarik zincirlerinden çıkarılması için önlemler alınacağını ifade etti. Dünyanın en büyük pamuk tedarikçilerinden Doğu Türkistan'a yönelik engellemenin küresel ticaret üzerinde önemli etkileri olabileceği belirtiliyor. Washington yönetimi daha önce bölgede çıkan ürünlerin ticaretini yapan şirketlerden bazılarından ithalat yasağı getirmişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin'i 1989'da gerçekleşen Tiananmen olaylarından bu yana insan hakları konusunda en karanlık dönemin ortasında olmakla eleştirdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü yayınladığı 2020 olayları 2021 Dünya raporunda Çin'in Sincan Uygur, İç Moğolistan ve Tibet özerk bölgesinde etnik gruplara yönelik tutumunun gittikçe kötüleştiği, Hong Kong'u baskı altına aldığı ve yeni tip koronavirüs salgınını örtbas ettiğini savundu. Pekin hükümetinin Çin Komünist Partisi'ne sadakatin sağlanması için kurduğu baskının ülke genelinde derinleştiği bildirilen raporda, Doğu Türkistan'da yoğunlukla yaşayan Uygur Türklerine yönelik keyfi gözaltına alma, zorla çalıştırma ve kitlesel gözetim faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı. İç Moğolistan'da yerel eğitim makamlarının Eylül 2020'de Moğolca yerine Çince eğitimin yapılmasını zorunlu kılmasının ardından protestoların düzenlendiği, Tibet bölgesinde ise yetkililerin din, ifade, hareket ve toplanma özgürlüğünü kısıtladığına işaret edildi. Macaristan, Çin'in Avrupa Birliği topraklarındaki ilk üniversitesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çin'in Şangay kentindeki Fudan Üniversitesi'nin Avrupa ayağını oluşturacak olan kampüsün 2024 yılında hizmet vermeye başlaması ve 6000 kadar öğrenciye ekonomi, uluslararası ilişkiler, tıp ve teknik bilimler alanlarında eğitim vermesi amaçlanıyor. Budapeşli yönetimi kampüsün kurulması için yaklaşık 2 milyon avroluk destekte bulunmaya hazır olduğunu açıkladı. Ancak son dönemde Orta ve Doğu Avrupa'da yatırımlarını artıran ve akademik alanda nüfuzunu genişleten Çin'in bu projesi, Avrupa üniversitelerinde kurduğu yüzden fazla Konfüçyüs Enstitüsü'nün arkasındaki sebeplerle bazı çevrelerce endişeyle karşılanıyor. Yapılan eleştirilerde özellikle Çin Komünist Partisi'nin akademik kurumlar üzerinde güçlü ideolojik kontrol kurduğuna dikkat çekiliyor. ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın görevden azledilmesi yönündeki tasarı kabul edildi ve Trump ikinci kez azil kararı verilen ilk Amerikan başkanı oldu. Tasarı büyük ölçüde parti aidiyeti çerçevesinde 197'ye karşı 232 oyla kabul edildi. Mecliste 222 demokrat vekil var. 10 cumhuriyetçi vekil de Trump'ın azledilmesi yönünde oy kullandı. Trump oylamadan sonra yayınladığı video mesajda azil kararına değinmeden karara yol açan 6 Ocak'taki kongre baskınını kınadığını açıkladı. Thank you.